أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Değerli arkadaşlar bu haftaki dersimizde Bakara suresinin 222. Ayeti anlaşılması gerektiğini, bize nasıl anlattığını öğrenmeye çalışacağız. İlk önce ayeti kerimeni manasına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeselunke anil mahiyd. Habibim sana kadınların aybaşı hallerinden soruyorlar. Kul huwa ezen. De ki o bir rahatsızlıktır. Fa'tezilun nisa fi'l mahiyd. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ hatta yathhurn Temizleninceye kadar da onlara yaklaşmayın. فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ min اَمْرَكُمُ اللّٰهِ Temizlendiklerinde Allah'ın emrettiği şekilde onlarla birlikte olun. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ ve وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّر۪ينَ allah Allahu Azimuşşan çok tövbe edenleri ve çokça temizlenenleri sever. Ayeti kerime bu. Hadisi şerifimiz de Bukhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace'de yani Kütübü Sitte'nin bütün kitaplarında geçen bir hadis. Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet ediyor anlatıyor diyor ki kânetil Yahudu ıda hazat il mârât minhum, lâm yuâkilu hûn, wa lâm yuşârbu hûn, fil buyut. Yahudiler hanımlarından birisi özel hallerine girdiğinde aybaşı olduğunda onla oturup birlikte yemek yemezler, birlikte içmezler ve hatta onlarla aynı odayı da paylaşmazlardı. فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰلِكَ Bu durum Peygamber Efendimiz'e soruldu. Ya Resulallah bu doğru mu böyle mi yapmamız gerekir diye soruldu. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Bunun üzerine de Allahu Azimuşşan ayeti kerimeyi indirdi. Hangi ayet o? Biraz önce okuduğumuz Bakara suresinin 222. ayeti kerimesi. <Sessizlik> وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِذْ ayeti. Ayet-i kerime indikten sonra fe emarahum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimize dedi ki en yuakiluhunne onlarla yiyebileceklerini ve yuşaribuhunne beraberce oturup baş başa içebileceklerini, çay içebileceklerini, süt içebileceklerini ve yucamiuhunne fil buyut aynı evde aynı odayı paylaşabileceklerini söyledi ve en yasnau bihin kull şeyin ma halal Karı koca ilişkileri dışında her şeyi yapabileceklerini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söyledi ve açıkladı. Hadis-i Şerif de bu. Şimdi değerli arkadaşlar, Allah-u Azimuşşan insanı erkek ve kadından yaratmış. Erkekler var, kadınlar var çocuğun olduğu zaman erkek mi doğdu, kız mı doğdu diye sorarız. Çünkü ya kızdır doğan ya erkektir. Mevla Teala Hazretleri yaratılış itibariyle de erkeğe has bazı özellikler vermiş, kadına da has bazı özellikler vermiştir. Söz konusu özellikler hem ruhsal özellikler hem de fiziki özellikler. Bakın mesela erkek ruhsal özellik olarak daha kabadır, daha haşindir, daha dayanıklıdır, daha mücadelecidir. Niçin? Çünkü erkek dışarıda koşuşturacak, çalışacak, sorunlarla boğuşacak, zaman zaman savaş meydanına çıkacak, cihad edecek. Taştan ekmeğini çıkartacak, evine getirecek. Çünkü evinde bakmakla sorumlu olduğu kişiler var. Kadın ise böyle değil. Kadın daha narin, daha yumuşak, daha içli bir şekilde yaratılmıştır. Niçin? Çünkü kadın anne olacak. Bir bebeği karnında 9 ay boyunca taşıyacak hem de nasıl taşıyacak? Sevgiyle taşıyacak. Öf demeden, Nereden aldık bu belayı başımıza demeden sevgiyle taşıyacak. Sonra büyük zorluklarla doğumunu gerçekleştirecek. Sonra kucağına aldığı çocuğa da kendi bedeninden, kendi canından beden ve can verecek. Yedirecek, bakacak, sevgiyle onu besleyecek. Onun için narin ve ince ruhlu bir şekilde yaratılmıştır. Bu böyle. Bu böyledir yani. Bu sayılanlara bağlı olarak arkadaşlar fiziki bazı farklılıklar da var değil mi kadınlarla erkekler arasında? Mesela bir örnek verelim. Erkeğe bakın erkek dışarı adamıdır. Sokakta, çarşı pazarda, tarlada, dağda, bayırda olacağı için Allah-u Azimuşşan erkeğin bedeni daha çok güneşle maruz kalacağından dolayı ona sakal vermiş, bıyık vermiş. İnsanın yüzünü koruyacak, onu güneş enerjisinden, ışınlarından koruyacak sakal ve bıyık vermiş mesela. Kadına vermemiş. Niçin? Kadın daha çok içeride kalacak, güneşle direkt teması olmayacak. Ama bununla birlikte bakın, kadına Allah-u Azimuşşan erkeğe vermediği başka şeyler vermiş. Örneğin kadın çocuğun korunması ve onun orada güvenli bir şekilde büyümesi için kadına rahim vermiş. Erkeğe vermemiş. Onun ihtiyacı yok. Mesela kadın çocuğunu doğurduktan sonra en önemli, en güzel yetişme, en ideal gıda kaynağı olan sütle çocuğunu emzireceğinden dolayı mesela kadının göğüs yapısı erkeğin göğüs yapısından farklı yaratılmış. Bunun gibi daha birçok şey söyleyebilirsiniz. Aradaki fiziksel farklılıkları da söyleyebilirsiniz. İşte arkadaşlar kadınlar insanın, insanlığın anası, insanlığı doğuran, toplumu doğuran şahsiyetler olduğu için Mevla Teala Hazretleri tarafından da ona uygun bir şekilde yaratılmışlardır. Bakın her kadın, her ay bir çocuğa hamile kalıp onu besleyecek özellik taşıyor her ay. Eğer o ay hamile kalmışsa eğer o özellikler farklı fiziksel değişimler gösteriyor. Çocuk yavaş yavaş karnında büyüyor. Peki o ay hamile kalmamışsa, evli değilse veya evli ama hamile kalmamışsa bu sefer o potansiyel olarak çocuğu karnında taşıyacak, rahimde oluşacak potansiyeli dışarıya atması gerekiyor. Dışarıya atıyor, bir dahaki ay tekrar yenileniyor o özellik. Ay sonunda yine hamile kalmamışsa dışarıya atıyor, tekrar yenileniyor. İşte bu dışarıya atım olayına aybaşı deniliyor. Yani hayız deniliyor arkadaşlar. Mevla Teala Hazretlerinin sisteminde mükemmel işleyen güzel bir sistemdir bu da. Hayız nedir peki? Hayız acaba insanın başına dert midir? Sıkıntı mıdır? Yoksa nedir? Bununla alakalı Hazreti Ayşe annemizin yaşadığı, başından geçen bir olayı anlatalım. Sonra da açıklamaya çalışalım. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor, peygamber efendimizin sevgili eşi Hazreti Ayşe. Beraberce hac yolculuğuna çıktık diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la. Ee, geldik, serif denilen yere gelince ben diyor, hayız oldum. Bu sefer de eyvah ben ne yapacağım şimdi? Hac ibadetinden geri kalacağım, bu kadar yol geldim. Peygamber Efendimiz'e hac yapacağım diye bu kadar da heyecanlandım. Şimdi hac yapamayacağım, bütün heyecandan geri kalacağım, bütün ibadetten geri kalacağım diye başlıyor ağlamaya. Efendimiz yanına giriyor Hazreti Ayşe Hanım'ımızın. Bakıyor ki hüngür hüngür ağlıyor. Allah Resulü anlıyor hemen. Diyor ki hayız mı oldun? Evet ya Resulallah diyor. Onun üzerine bakın Peygamber Efendimiz'in yani kadınların bu halini şu şekilde açıklıyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu senin başına gelen Adem'in kızlarına Allahu Azimuşan'ın yazdığı bir kaderdir. Senin başına gelen Adem'in kızlarına Allah'ın yazdığı bir kaderdir. Bütün Adem'in kızları bu hali geçirirler. Allah'ın yazdığı bir kaderdir. Dolayısıyla bunu böyle değerlendirmek lazım. Bu bir e peki ne yapacağız? İbadetlerimizi nasıl yapacağız? Devam ediyor Peygamber Efendimiz. Sen diyor şimdi devam et hac ibadetlerini yapmaya. Sadece tavaf yapmayacaksın diyor. Kabe-i Muazzama'ya girip Mescid-i Haram'a girip tavaf yapmayacaksın. Onun dışında hacıların yaptığı bütün ibadetleri yap. Şeytan taşlama, Arafat vakfesi, Müzdelife vakfesi, efendim diğer ibadetleri yaparsın. Sadece Mescid-i Haram'a girip Kabe'yi tavaf edemez. Temizlendikten sonra girersin ve o görevi vazifeni de yapıp bitirirsin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte Adem'in kızlarına Allahu u Azimuşşan'ın yazdığı bu olay bazı görüşler tarafından farklı değerlendirilmiş. Mesela müşrikler, Hristiyanlar, eşleri özel hallerinde, özel günlerinde olduğu zaman diğer günlerden farklı davranmazlarmış. Yani aile hayatı devam edip gidermiş. Yahudiler ise eşleri özel günlerine girdiği zaman ondan adeta bir vebalı gibi vebalı gibi uzak dururlarmış. Aynı sofraya oturmazlarmış. Oturup baş başa bir şey yiyip içmezlermiş. Hatta aynı odada bulunmalarını bile istemezlermiş. Çık 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 dışarıya derlermiş. O günler boyunca hanımlarından böyle bir salgın hastalığa kapılmış gibi sanki uzak dururlarmış. Şimdi bu olay Peygamber Efendimiz'e gelip soruluyor. Ya Resulallah bunlar böyle, bunlar böyle davranıyor. Hangisi doğru, ne yapacağız diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen cevap vermiyor onun üzerine Bakara suresinin 222. ayeti kerimesi iniyor. Ne diyor Allah'ımız o ayetlerde? Ve yeselunke anil mahiz. Sana hayızlı kadının durumunu soruyorlar diyor. Allah muazzamışan sorulan soruyu da biliyor, duydu. Soran kişiyi de biliyor, duydu. Sana bu özel halden soruyorlar. Kul huwa ezen. De ki bu bir sıkıntıdır. Yani o günlerinde hanımların hakikaten e, ruhsal bazı sıkıntılara girdiğini biliyoruz biz. Yani psikolojik olarak bazı sıkıntılar, o günlerde stres yaşıyor o kadınlar. İşte Allah'ın dediği o Celle Celal. Bu o sıkıntıdır. فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيظِ O zaman ne yapacaklar Müslümanlar? Hayız günlerinde hanımlarından uzak duracaklar. Hatta yatur ne? Temizleninceye kadar. Şimdi bu ayeti kerime nasıl anlaşılır? Hayızlı olan kadınlardan uzak duracaklar deyince Müslümanlar aynı Yahudiler gibi bu ayeti kerimeyi anlayabilirler mi? Muhtemelen. Muhtemeldir ki anlayabilirler. Aman aman benden uzak dur, uzak dur gibi anlaşılabilir bu ayeti kerime. İşte tam orada, o noktada Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam devreye giriyor ve bu ayetin nasıl anlaşılması gerektiğini bize anlatıyor. Ne diyor sahabe efendilerimize? Diyor ki onlarla yiyebilirsiniz aynı sofrada, içebilirsiniz aynı sofrada aynı odada oturabilirsiniz, kalabilirsiniz. Hatta aynı yatağı da paylaşabilirsiniz. İlişki hariç diğer her şeyi mübahtır. Yapabilirsiniz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ayetin bu şekilde anlaşılması gerektiğini tefsir ediyor, söylüyor. O günden bugüne de Müslümanlar bu şekilde ayeti kerimeyi anlamış oluyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar. Ayeti okuduk. Ayette Allah karı koca ilişkilerinde sadece özel günlerinde birlikte olmayı işte bu ayette yasaklamıştır. Haramdır. Müminler, Müslümanlar hanımlarının özel hallerinde beraber olmayacaklar. Eğer olmuşlarsa tövbeye sarılacaklar tövbe edecekler. Ayetin bitimi de bununla alakalı çok enteresandır. Yani insanın böyle bir hataya düşerse ne yapması gerektiğini adeta söyleyen bir sonuçtur. Ayet nasıl bitiyordu? اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّاب۪ينَ Allah-u tövbe edenleri sever ve yuhibbul mutatahirin temizlenenleri sever. Ola ki bir insan Allah-u bu yasağını çiğneyip bu haramı işlemiş ise tövbe edecek ve kesin olarak bir daha yapmamaya karar verecek ve yoluna öyle devam edecektir. Bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi insanlar soruyorlar. Sormayanların da muhtemel kafasından geçiyor olabilir bu soru. Nedir o? Peki niçin acaba? Bu günler özel günlerdir. Bu günlerde karı kocanın birbirinden uzak durması istenmiştir. Arkadaşlar, hiçbir hikmetini bilmesek, hiçbir sebebini bilmesek, bir Müslümana yakışan, Müslümandan beklenen nedir? Allah-u Azimuşşan'ın yasağından uzak durmaktır. Yasağı çiğnememektir. Ama bununla birlikte biraz araştırabilen, biraz acaba ne sebeple, hangi sebeple, nasıl e, sakıncaları vardır diye biraz araştırabilen birçok olumsuz sebebin olduğunu görecektir. Tıbbi olarak ve ruhsal olarak. Onun için diyoruz ki, Allah-u Azimuşşan'ın Bakara Suresi 222. ayeti kerimesini Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın açıklaması, anlatması ve yorumlamasıyla anlıyoruz. O da nedir? Karı koca hanımların özel hallerinde aralarındaki ilişkiyi en aza indirecekler. Yiyecek, içecek, beraber aynı ortamları paylaşabilecekler. Sadece ve sadece yakınlık hariç, en yakın durum hariç hatta onun dışındaki her şeyi yapabilecekler. Yani Yahudilerin yaptıkları gibi hanımlarından uzak durmayacaklar. Hristiyanların yaptıkları gibi o gündür, bugündür, öbürsü gündür hiç fark etmez. O günden bugün arasında fark yok deyip dümdüz yaşamayacaklar demektir. Bir defa daha Peygamber Efendimizin anlatımıyla, tefsiriyle ayeti kerime yerli yerine oturdu mu? İşte oturmuş oldu. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين